Ortamda bir miktar zayıf asitin olduğunu varsayalım. Formülü hidrojen artı molekülün kalan kısmı artık neyse mesela buraya A diyelim. Sanırım aşağı zayıf asitleri belirtmek için kullanılan standart bir kalıp. Zayıf asit olduğundan dolayı çözüme reaksiyonu dengede. Reaksiyonun sağ tarafında yani ürünlerin kısmında bir miktar hidrojen protonu var. Molekülün geri kalan kısmı da elektronları tutacak. O zaman artı. Evet bu reaksiyonun sulu bir çözeltide gerçekleştiğini unutmayalım. Geriye molekülün kalan kısmını yani A- yazıyoruz ve bunun da altına sulu çözeltide olduğu için aqua yazalım. Genel kalıp bu şekilde. A'nın NH3 olduğu durumunu incelemiştik. Bu durumda reaksiyona giren madde NH4 ve oluşacak ürünlerden bir tanesi de NH3 yani amonyum olacak. A florin atomu da olabilir. Ki bu durumda çözünen madde hidrojen florit ya da hidroflorik asit olabilir. Burada A eksiği de florinin negatif iyonu olacaktır. Fazladan bir elektronu florinde diyebiliriz. Buraya farklı birçok şey yazabiliriz. Özellikle de zayıf asitler için. Bir önceki videoda buradaki madde asit olduğu takdirde bunun da konjuge baz olacağını söylemiştik. Ayrıca bu reaksiyonu Bazik bir reaksiyon olarak da yazabiliriz. Bu durumda bir miktar sulu çözeltide A- ile reaksiyona girdiğimizi ve bu reaksiyonun dengede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun hala sulu çözeltide olduğunu hatırlayalım. Bu madde etrafındaki su moleküllerden hidrojen kapar ve sonrasında nötr hale gelir. Bunun altına da aqua yazmalıyız. Sonrasında hidrojeni kopan su moleküllerinden bir tanesi hidroksit molekülüne dönüşecek. Hatırlarsanız ne zaman hidrojenin kopması desem protonu kastediyorumdur, elektronu değil. Yani elektron bu su molekülünün üzerinde kalır. Bundan dolayı da negatif yüküdür. Bunun altına da aqua yazalım. Yani sonuç olarak bu reaksiyonu her iki şekilde de yazabiliriz. Şimdi her iki reaksiyon için denge sabitini yazalım. Bunları silelim çünkü az sonra bu alan bana lazım olacak. İlk reaksiyon zayıf asit reaksiyonu olduğundan dolayı denge sabitine K küçük a diyebilirim. Denge sabiti hidrojen derişimi çarpı konjüge baz derişimi bölü zayıf asitin derişimine eşittir. Yani burada haşağının derişimine bölüyoruz. Bunun yanındaki bazik reaksiyon için de denge sabitini yazabilirim. Onu da buraya yazalım. Bu reaksiyondaki denge sabitine k küçük b diyeceğiz. Denge sabiti ürünlerin derişimi bölü girenlerin konsantrasyonuna eşittir. Sürekli renk değiştirmek biraz sıkıcı olmaya başladı. Şimdi başka bir renk kullanacağım. Bu renk yazdıklarımızın daha kolay görülmesini sağladı değil mi? Evet denge sabiti aşağı çarpı hidroksit iyonlarının derişimi bölü zayıf asidin derişimine eşittir. Yani A eksiye bölüyoruz. Hatırlarsanız bu sadece zayıf asit ya da zayıf baz için doğruydu. Çünkü kuvvetli asit ya da kuvvetli baz reaksiyonları denge reaksiyonları değil. Sadece tek yönlü gerçekleşir. Tek yönlü bir reaksiyon için denge sabiti yazmak tepkimede denge olmadığı için mantıklı bir şey değil. Tek yönlü olarak gerçekleşir. A klor olsaydı yani bu hidroklorik asit olsaydı bunu yazamazdınız. 1 mol hidroklorik asidin 1 mol hidrojeni ve hiçbir şey yapmayacak olan klor anyonlarını ayrışacağını söyleyebilirdiniz sadece. Klor anyonu konjuge baz olsa bile hiçbir şey yapamaz. Yani bu formülleri sadece zayıf asitler ya da zayıf bazlar için yazabilirsiniz. Bunu da belirttikten sonra Ka ile Kb arasındaki bir ilişkiyi bulabilecek miyiz bir bakalım. Evet elimizde neler var? Gördüğünüz gibi her iki formülde de A- var. O zaman A- diğer değişkenler cinsinden bulmaya çalışalım. Bu denklemin her iki tarafını haşa bölü haşartı ile çarparsam yani tam tersini alırsam sol tarafta ka çarpı haşa bölü haşartı elde ederim. Bu da konjüge bazın yani a eksinin derişimine eşittir. a eksi. Şimdi aynı işlemleri bu denklem içinde yapalım. İki basamakta a eksi'yi bulmamız gerekiyor. Her iki tarafın tersini alırız. Böylece 1 bölü kb a eksi bölü H konjüge asit derişimi çarpı hidrojen derişimi. Her iki tarafa bununla çarparsak A eksinin konjüge asit derişimi çarpı hidroksit iyonlarının derişimi bölü bazik reaksiyonun denge sabitine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu iki formül de birbirine eşittir değil mi? Çünkü her iki reaksiyonda aynı derişimle son bulur. Bu iki denklem aslında aynı reaksiyonun farklı şekilde yazılmış halleri. Şimdi bunları birbirine eşitleyelim. Kopyala yapıştır yapacağım. Bunu kopyalayıp buraya yapıştıralım. Bu formülü de kopyalayıp eşitliğin sağ tarafına yapıştıralım. Bu buna eşitmiş. Şimdi KA ile KB arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışalım. Yapacağımız ilk şey her iki tarafı da haşağıya bölmek. Aslında bunu daha önceden yapmıştık. Neyse devam edelim. Bunu görmezden gelirsek bu ikisinin birbirine eşit olduğunu görürüz. A eksiği silelim her iki tarafında a eksiye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eşitliğin her iki tarafında aşağıya bölecek olursak bunlar birbirini götürecek. Böylece aradaki ilişkiye oldukça yaklaşmış olacağız. Ka bölü hidrojen protonunun derişimi hidroksit derişimi bölü Kb'ye eşittir. Şimdi de içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan da Ka çarpı Kb'nin hidrojen derişimi çarpı hidroksit derişimine eşit olduğunu buluyoruz. Hatırlarsanız buradaki bütün reaksiyonlar sulu çözelti içerisinde gerçekleşiyordu. Sulu çözeltideki hidrojen ve hidroksit derişimleri çarpımı hakkında neler biliyoruz? Hafızanızı sarstığımdan emin olmak için bir örnek vereceğim. Elimizde bir miktar H2O olsun. Bildiğiniz gibi suyun otoiyonizasyonu sayesinde H artı ve OH eksi iyonları oluşuyor ve bu reaksiyon denge halinde kalıyor. Denge sabitine K su diyelim. K suyun hidrojen protonlarının derişimi çarpı hidroksit iyonlarının derişimine eşit olduğunu biliyoruz. H2O'nun derişimine bölmüyoruz çünkü H2O çözücüdür. Saf su iyonlarını ayrıştığı zaman bu derişimin 10 üzeri eksi 7 ve diğer derişimin 10 üzeri eksi 7 olduğunu bulmuştuk. Bu ikisinin çarpımı da 10 üzeri eksi 14'e eşit oluyor demiştik. Bu iki değer değişebilir. Yani daha fazla hidrojen ya da daha fazla hidroksit ekleyebilirim. Aynı zamanda şimdiye kadar konuştuğum her şeyi uyguluyorum. Yani asitler ve bazlar tam olarak böyle davranır. Ya bunu arttırırlar ya da bunu. Fakat gerçek şu ki denge sabiti derken bunun ne yaptığına bakmadan Eninde sonunda hidroksit iyonlarının yeni hidrojen protonlarının derişimine uyum sağladığını kastediyorum. Yani bu reaksiyonlar sulu çözeltide olduğu sürece bu sayı her zaman sabit kalmalı. Hatırlayacağınız gibi su 25 santigrat derecede çözücüdür. Demek istediğim saf su için bunun derişimi 10 üzeri eksi 7. Fakat sulu çözeltideki bu derişimin ne olduğuna bakılmaksızın ürünlerin çarpımı her zaman 10 üzeri eksi 14 çıkacaktır. Yani buradaki sorumuzun cevabı aslında bu. Ka çarpı Kb değeri 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Aslında her iki derişiminde 10 üzeri eksi 7 olmasını bekleyemeyiz. Çünkü bu reaksiyonlar zayıf asit ve zayıf baz reaksiyonları. Yani bu derişimler değişebilir. Fakat bu ikisinin çarptığınız zaman sonuçta 10 üzeri eksi 14 elde edersiniz. Hadi gelin şimdi her iki tarafın eksi logaritmasını alalım. Buraya yazdım her şeyi sileyim. Boşalan ihtiyacıma ...karşılık verecek. Evet bu boş olan ihtiyacım var. Farklı bir renkle devam edelim. K'a çarpı K'b'nin 10 tabanında eksi logaritması... ...10 üzeri eksi 14'ün eksi logaritmasına eşit olacak. 10 üzeri eksi 14'ün logaritması eksi 14'e eşittir. Ve bunun da negatifini alırsak eşitliğin sağ tarafı 14 olur. Şimdi eşitliğin sol tarafı için logaritma kurallarını kullanacağız. Bu ifade k'nın eksi logaritması artı kb'nin eksi logaritmasına eşittir. Dikkat ederseniz hep aynı renkleri kullanmaya çalıştım. Bu ifadenin pka'ya ve bunun da pkb'ye eşit olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bu durumda eşitliğin sol tarafı pka artı pkb. Mavi rengi kullanmak istemiştim. Bu da 14'e eşittir. Şimdi bunun niye bu kadar önemli olduğunu sorabilirsiniz. Örneğin zayıf bir asit için PKA değerini bildiğimizi varsayalım. Hadi bu asitte de NH4 artı olsun. Zayıf bir asit olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ortama hidrojen verdiğinden dolayı NH4 artı zayıf asittir. Fakat zayıf asit reaksiyonu tersine çevrilemeyen bir reaksiyon değil. Yani hidrojen geri alınabilir. Eğer Wikipedia'ya bakarsanız NH4 artının PKA değerinin 9,25 olduğunu görürsünüz. Yani amonyum için PKA değeri 9,25. Bu durumda amonyak için PKB değeri ne olur? Şimdi bu reaksiyonu aşağı yazacağım. Tepkimeye giren kısımda NH4 artı var ve ürün olarak da hidrojen protonu ve amonyak oluşuyor. Bu tepkime denge halinde ve asidik. Yani daha çok PKA ile ilgili. Bu reaksiyonun denge sabitinin eksi logaritması 9,25'tir. Ve bu reaksiyonun tersini yani konjuge baz reaksiyonunu yazarsak amonyan amonyuma dönüştüğünü söyleyebiliriz. Üstüne üstlük amonyum bir su molekülünden hidrojen protonu aldı ve NH4'e dönüştü. Şimdi bu reaksiyon için pKb değerinin ya da denge sabitin eksi logaritmasını bulalım. Hatırlayalım bu değer 9,25'ti. 9,25 artı pKb 14'e eşit olmak zorunda. Bu durumda 14 eksi 9,25 4,75 ediyor. Artık konjüge baz reaksiyonu için denge sabitini biliyoruz. PKA artı PKB'nin 14'e eşit olduğunu bilmek işte bunun için çok önemli. Bundan sonra P harfini gördüğünüz zaman hemen o sayının eksi logaritmasını alacağını anlamalısınız. Bu durumda gördüğünüz gibi asidik reaksiyonun denge sabitinin eksi logaritmasını alıp bazik reaksiyonun denge sabitinin eksi logaritmasıyla topladık. 25 santigrat derecede yani oda sıcaklığında sulu çözeldeki bir reaksiyon için bu toplam her zaman 14 olacaktır.